bak gittim tabii ya. Doktor iğne verdi mi? Verdi. Nasıl bir iğne verdi? İki tane çengelli iğne verdi. Sevgili arkadaşlar merhaba. Tiyatro yazarı ve sunucunuz ben Zeynep Bayraktutan. Bugün bu programımızda geleneksel Türk tiyatrosunun tüm bölümlerini öğreneceğiz. Orta oyunu, meddah, gölge oyunu, kukladan oluşan bu bölümlerden ilki Karagöz oyununun nasıl yapıldığı, nasıl sahnelendiği, sahne arkasında neler olduğunu sizlere öğretmek amacıyla evet şimdi bir Karagöz ustasıyla tanışacağız. Sevgili arkadaşlar, geleneksel Türk tiyatrosunda gölge oyununun arka planındayız. Bakalım burada Karagöz ve Hacivat nasıl oynatılıyor? Yanımızda da Karagöz ustası Ahmet Uysal var. Evet ustam, bize biraz tarif eder misiniz burada? Şu elimizde bulunan tasvirler, bunlara tasvir deniliyor tasvir galiba. Tasvir deniliyor, Karagöz kuklası da deniyor. Evet, elimizde şu anda Karagöz var, Hacivat var. Evet. Peki bunları nasıl oynatacağız? Birazdan arkadaşlarımıza göstereceğiz tabii, ama tabii. Çubukları takıyoruz tasvirlerimize. Evet, her çubuğun, her tasvirin, her kuklanın çubuğu ayrı. Karagöz'üm, neden senin masken yok? Hı? Ne maskesi ya? Her yerde bas bas bağırılıyor, duymuyor musun? Maske, maske, sosyal mesafe. Ha şöyle yaklaşma bana, ha biraz geride dur bakalım. Allah Allah, benim maskem vardı bak, ben eski çarşaflardan maske yaptım bak, 100-150 tane yaptım. Öncelikle malzemesinde deve derisini tercih ediyorum. Ben tercih ediyorum. Dana derisi de kullanılıyor, deve derisi de kullanılıyor. Bu deve derisi mi? Evet, bir parça kestik. Bu deve derisi. Bızlarımız var. Göz açmak için ayrı bıçaklarımız var. Bunlar şimdi hazır satın alınmış boyalar. Su bazlı boyalar. İnek! Aman gel bana bir yeğilen gel. Seni Allah'ım aman. Aman Karagöz dur. Aman dur, sakalımı yoldur. Aman dur bir dakika dur. Eteğimi çektim. Aman ben aman.